Basın, Mesut Para Basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun hocam. Şimdi yani bu maçta ben değerlendirmeyi bile yapmak istemiyorum. Yani şöyle istemiyorum. Ya ben futbol hayatımda ilk defa başıma geliyor bu kadar. Yani bize göre Antalya Alanya takımı bizi yendiğine kabullenemiyorum. Şöyle kabullenemiyorum. Ya bu kadar pas hatası yapılmaz, yani bireysel hata yapılmaz. Yani baktığınız zaman inanılmaz şekilde bireysel hatalar yaptık ve onların hepsi de bize gol oldu. İkinci yarıya çok iyi başladık, gayet iyi başladık. Orada bir sakatlığımız oldu ama iyi oynuyorduk, çok çok iyi oynuyorduk. Hemen gol yedik, kendi verdiğimiz pastan dolayı. Zaten ilk yarıda da aynı keza aynı şey oldu. Onun için yani söyleyecek bir şey bulamıyorum ama bu kadar da bariz hataların yapılmasına tabii ki üzülüyoruz. Bundan önce Fenerbahçe maçında da aynı şekilde kendi hatalarımızdan yedik bir iki tane golü. Ankara Gücü maçı da keza aynı hatalar maalesef. Bugün beklemediğim şey oldu. Hele hele özellikle ikinci yarı ve biz bu maçı rahatlıkla alacağız diye düşünürken ataklarımızı sıklaştırdığımız zaman gol yedik. Ondan sonra da takım tabii ki istenmeyen bir hale geldi yani. Fazla konuşacak bir şey yok yani bunda. Şimdi bir tane bir gerçek şu. Ben kendimden anlatayım. Yani ben gittiğimde oraya, ilk gittiğimde takımı gördüğüm zaman gerçekten böyle hepsi karamsar, hepsi düşünceli ve maalesef söylüyorum, ben onu hep söylüyorum ama insanlar bazen ters anlıyorlar ve çok sakatın olduğu bir yere gittik. Yani orası zaten problemliydi. Şimdi biliyorsunuz yeni yönetim geldi. 5 kişi kadro dışı bıraktı. Eğer şu kadro dışı bırakılan oyuncuların kariyerine baktığınız zaman mükemmel oyuncular. Yani kariyer olarak, her şey olarak. Eğer o oyuncular bütün kariyeriyle, her şeyle hazır olsalardı, şu maçta oynasalardı, bu maçlar öyle olmazdı. Ama maalesef böyle bir kopukluk oldu. Ve her kulüpte olan bir şey bu. Kadro dışı bırakılması. Ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyordu. Bu da bozuyor tabii ki, takımı bozuyor. Çünkü kadro dışı kalanlar iyi oyuncular. Ama beklentiye veremeyen oyuncular oldular yani o yüzden. Onun için burada bir tane şey var. Çıkış yapmak isteniyorsa ikinci yarıya çok iyi şekilde başlanması gerekiyor. Kesinlikle de bazı yerlere oyuncu alınması gerekiyor yani. Onlar alındıktan sonra burada her şey düzelebilir yani. Biz elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Ama bu takım çok kırılgan bir takım. Ve bu takım dediğimiz gibi, daha önce de söylediğimiz gibi, yani çok yüklenme yapılmış bir takım. Ve birazcık daha böyle bağı yok yani, böyle takımın birbirine bağlantılı olması gerekiyor. Birlik beraberlik içinde olmak gerekiyor. Ama düşünün yani Beşiktaş'ta baktığınızda yıllardan beri ilk defa herhalde şey oluyor, kadro dışı oluyor. Yani bunu hak eden oyuncular var, gerçekten var. Takımı böyle tam her şeyini vermeyen oyuncular var. Kariyerleri var, vermeyen oyuncular da var yani. Biz onları düzeltmeye çalıştık, onlarla uğraştık ama biz tabii ki sezon başı gelmedik. Ben açık söyleyeyim, sezon başı gelseydim ben bu takımın yarısını almazdım yani. Öyle yapmazdım yani, böyle bu duruma düşmezdi takım. Ama biz geldiğimiz zaman elimize bir takım verildi ve de biz o takımla da iyi bir şeyler yapmaya çalıştık yani. Bildim. Yani şimdi şöyle, bu tabii ki bir yeni yönetim geldiği için mutlaka bir şey yapması gerekiyordu. Veyahut da onların inceledikleri, gördükleri bir şeyler vardı ki öyle bir karar verdiler. Çünkü biraz önce de söyledim, bu kadro dışı kalan arkadaşlarımız çok kaliteli arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ın şampiyonluğunda olan arkadaşlar. Yani çok kariyerli ama mutlaka bir şeyler olduğu için de kadro dışı bıraktılar. Tabii ki benim açımdan sıkıntı, zaten kadro kuramıyoruz. Bir de o arkadaşlar da kadro dışı kaldığı zaman daha da kadro açısından bizim için zor oluyor. Ama tabii ki bir şey olduğuna göre de onun da yapılması gerekiyordu yani.
Şimdi ben genç arkadaşları geldiğimden itibaren aldım ben onları. Ve Sakarya'da biz hazırlık maçı yaptık. Orada hepsini oynattık. Ondan sonra Lugano maçında da hepsini oynattık. Bugün de tabii ki bu maçı da kazanmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımızı da böyle bir zor bir yere sokmak istemedik. Çünkü ben de Beşiktaş'ta altyapıdan yetiştim. Ben altyapıda yetiştiğim zaman direkt hemen beni almadılar. Ben hazırlık maçlarında oynadım, antrenmanlara çıktım A takım. Ondan sonra kendimizi kabul ettirdik ve oynadık. Şimdi burada da aynı şeyi yaptık biz. Orada ben sırayla arkadaşlarımı değiştirdim Lugano maçında. Hepsi de gayet iyi oynadılar. Ben geldiğim günden itibaren onlarla beraberdik yani. Bizim stoperimiz vardı. Stoperlerimiz vardı. Necip vardı, sakat. Tayyip daha ilk defa kadroya aldık. Yani buradaki en büyük sıkıntı bu takıma sakatlıklar nereden geliyor, nasıl geliyor? Oraya bakmak gerekiyor. Ben 10 tane birden sakat görmedim, hayatımda görmedim, futbol hayatımda görmedim yani. Ya 10 tane adam sakatlanır mı? Ama sakat. Şimdi elinizde yabancı arkadaşlar var. İşte alınan oyuncular da bunlar. Yani onunla yapacak bir şey yok. Dediğin gibi ben gerçekten içten gelerek söylüyorum. Ben bu takımın yarısını almam. Gerçekten almam. Beşiktaş kulübü büyük bir kulüp. Yani buraya layık olanları alacaksın. Daha iyi ilerini alacaksın yani. Şimdi bakıyorsunuz siz belki bazı insanların bu seviniyorlardır yani böyle bir şey yaşadığı için Beşiktaş. Bugün gerçekten bizim oynadığımız oyun kötü değildi. Gerçekten oyun kötüydü. Belki de benim geldiğimde belki de en iyi oynadığım maçlardan bir tanesiydi bu. Ama ya böyle bariz bireysel hatayı önleyemezsiniz. Oyuncuya taktiği verirsin, şunu yap, bunu yap dersin ama bireysel hatayı önleyemezsiniz. Yani nasıl sen kalecisin oradaki topu vuracağın gidecek bu kadar basit ve hatta işte amatörün yaptığı şey kaybetmeyeceksin ya kaleci bir kalecim var başka kimse kalmadı zaten orada topu veriyorsun rakibe gol yiyorsun. Yani bu bir olur iki olur üç olur yani ondan sonra çıkaramazsın onu mümkün değil. Bütün şeylere bakın her şeyde en çok top bizde en çok şut atan biziz ceza sahasına giren biziz en çok korner atan biziz ama istatistikler bir işe yaramıyor yani. Öyle bireysel hata yaptığınız zaman maalesef onu önleyemezsiniz. Yani bugün bana göre biz yenilmedik. Ama kendimizce maçı maalesef bireysel hatalardan dolayı verdik yani. Şimdi bunları değiştirmek için bir kere zaman lazım. Bu zamanında tabii ki hem çalışmak hem de bu zamanda transferi yapmak hem bir de bu takımdan bazılarını göndermek lazım. Yani buraların bazılarını gönderip orayı bambaşka bir şekilde yapmak lazım yani. Onun için bu düzelir. Aytu'ya gelince de yani Aytu'yla bazı arkadaşlarımızı zaten şey yapmadık. Bir de elimizde oyuncular var. Onları oynatmak zorunda kaldık yani şey olarak. Aytu'yu falan biz hazırlık maçlarımızda veyahut da bazı maçlarımızda oynatıyoruz. Biz de antrenmanlara da çıkıyor. Ama öyle net bir stoper şu anda şeyde yok. Altyapıda yok. Yok onu çok istedim. Ve benim Brüj maçımız vardı bizim. Yani elenmiş bir takımdık o zaman. Ve ben bir tane stoper bulamadım. Yani şeye de bir baktım. Altyapıya da baktım. Hepsine baktım. Yok. Bir tane bulamadık ve Onur'u oynattık o gün. Stoper yoktu. Yani hep aynı şeyi söylüyorum da inanın bana ben Beşiktaş'a geldiğimde kendimi acıdım. Şundan dolayı acıdım. Yani ben hiçbir şeyden zorluktan kaçmam. Sonuna kadar giderim. Hiçbir problem olmaz. Bu kadar sakat dedim ya görmedim dedim ya. İnanın öyle yani. Şimdi bizde o kadar sakat var. 5 tane de kadro dışı var. Yani şimdi yok da önceden yani. Bir de kadro dışı var. O yüzden de istediğiniz şeyi maalesef bazen yapamıyorsunuz yani. Şimdi yapılacak şey bir kere yeni yönetim gelecek. Yapacağı şey bir kere buradaki gidecekler gidecek. İşte öncelikle herhalde kadro dışı bırakılan arkadaşlar gidecekler. Ve ondan sonra da oralara kesinlikle oyuncu alınacak. Hem taraftarı kazanma açısından olması gerekiyor. Hem de maçları kazanmak açısından. Şimdi burada tabii ki Fenerbahçe'ye Galatasaray'a gidebilir normal.
Ama Beşiktaş'ın da bizim de mutlaka hedefimiz var. Hem ligde de bir yere kadar gidebilirsin, hem de Türkiye Kupası'nı alabilirsin yani. Onun için de çalışmak lazım dediğimiz gibi ve de dediğim gibi de transferde yapmak gerekiyor yani. Şimdi benimle ilgili şeyi istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ben de açıkça anlatabilirim. Hiçbir problem yok. Ben şimdi evimde oturuyordum. Hiçbir şey yok. Beni Ahmet Nur Çebi çağırdı ve şeyi söyledi işte. Maçları söyledi. Dedi ki bunu yapabilir misiniz hocam diye. Ya dedim ki ben de siz zordaysanız eğer Beşiktaş kulübü olarak zordaysanız beni ya da ihtiyacınız varsa ben gelirim dedim. Geldim ben. Yani onlarla mukabelemizi yaptık. Ama mukabelede tabii ki şöyle bir şey vardı. 2024'te mukabele bitiyordu 6. ayında. Ama bir tane de oraya şey konmuştu. Yeni gelen yönetim 15 gün içinde benim mukabelemi feshedebiliyordu. Böyle bir de şey vardı. Ve ben o zaman tabii ki maçları devam ediyordu. Ve ben önce Serdar Adalı'yla görüştüm. Onun da sportif direktörü Şifo Mehmet'le. Ve arkasından Samet Hoca ile görüştük. Feyaz'la beraber. Feyaz yoktu, Samet Hoca vardı. Bu da şeyin Hasan Arat'ın yönetimindeydi. Hepsiyle görüştük ve hepsi de bizim benimle devam edeceklerini söyledi. Sizin de söylediğiniz gibi basında da söylendi bu olay. Ondan sonra ben yolumuza devam ettik. Yani başka bir şey yok. Şimdi bizim sözleşme devam ediyor ama bitmek üzere iki tane şey kalıyordu, iki maç. İki maç içinde benden yani uzatabilir misin dediler. Dedim öbür tarafa yaptıysam buraya da yaparım dedim ben. Benim için sorun değil dedim. Ama ben hiç kimseden şey istemedim. Beni alın, beni yapın, ben geleyim. Öyle bir şeyim yok. Ben onlara gittim. Takımla ilgili her türlü bilgiyi verdim. Vermemiz de gerekiyordu. Hem Hasan Arat'a verdim, hem de Serdar Adalı'ya verdim. Hepsininle beraber oturduk. Hepsine beraber de takımın bütün durumlarını söyledik. Ve ondan sonra bana ihtiyaçları olduğu için ben geldim. Elimden geleni yaptım. Bana verilen kadro sizin de dediğiniz gibi öyle bir kadro. Elimden gelen ne varsa onu yaptık. Ama maalesef burada bazı şeyleri yapmak için de çok uzun bir zaman gerekiyor yani. Ya yok o biraz daha önce oynamış. Sakat sakat oynamış. Aynı şekilde. Bu sefer dedi ben oynayamayacağım hocam dedi. Biz de bir şey diyemedik yani ona. Haklı olabilir yani. Hocam bitirebiliriz. Teşekkür ederiz. Basın toplantımızı sonlandırmışız. İyi Teşekkür akşamlar. ederiz.